geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız? Bitti, gençleşmiş görüyorum. Saygıyla selamlıyorum. Milletin lideri. Hoş geldin. Oy. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ülkemiz için. İnşallah. Hayırlı olur. Önce ülkemiz, sonra Düzce, sonra sizler için, bizler kesinlikle, için hayırlı olur inşallah. Kesinlikle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla nasıl izah edeyim? İtiş kakış içinde gidiyor. Maalesef. De, yerel seçim esasında birebir size hizmet edecek kişiyi seçtiğiniz bir seçimdir. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla yıllardır böyle olması yani şuculuk, buculuk üzerinden hiç gerek yok. Yani bu komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek yok. Aynen. Dolayısıyla bütün siyasi partiler gibi biz de geziyoruz tabii ki. Öyle olmasa ben mesela seçmenin bayramı diyorum seçimlere. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani kesinlikle. Siyasetçi böyle ceket astım, kola kutusu koydum diyemeyeceği bir durumdur. Evet, evet, onun için evet. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah karşımanız için. Meyvelerini hep birlikte alırız. Harika. Çok memnun oldum. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Malum seçim. Bütün partiler gibi biz de o istemeye geziyoruz. Mehmet Bey o istiyoruz. Mehmet Başkan zaten eski başkanımız. Zaten oyumuz oradaydı önceden de. Siz de varsınız. Her zaman başkanımıza oyumuz. Soğuk sıcak bir şey ikram edebilirim. Yok, çok sağ olasınız. Cidden başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Genel Hanım'la görüşürüz. Merhaba. İyi, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir dert mi var? Yok, derdim yok. Görmek sizi görmek için. Bak şanslısınız biz. Çekin bakayım bize. Sayın Başkanım. Gel. Sağ ol. Merhaba. Hayırlı işler. Bura senin mi? Bura benim değil abi. Çalışıyorsun. Evet. İşler nasıl? İşler bugün fazla iyi değil. Ramazan ayı. İnsanlar evlerinde. Seçim zamanı. Bütün siyasi partiler gibi biz de geliyoruz oylarınızı istemeye. Oy kullanabiliyor musun? Oy kullanamıyorum. Kaç yaşındasın? 17. İyi. O zaman benim adım annene. Başkan adına, babana, abine. Varsa yengene. Oylarını istediğimizi söyleyebilir misin? Söylerim. Adın ne? Enes. Enes. İyi. Dedi ki bir Meral Hanım geldi. Böyle böyle beni elçi kıldı. Tamam mı? Tamam. Söyleyeceğim. Televizyonda yürü be diye canım çıkıyordu. Hadi ay, bakayım. Yürü be. Hadi bakayım be. Zaten siz bu olmazsanız ya, nerede? Şu oğlumu dedim. Kim yatak dedim? Meral Hanım geliyor dedi. Ben resim çektim. Tebrik ederim. Hadi bir resim çekin bana. Yok başka bir şey yapacağız. Öyle mi? Gel bakalım. Hadi bana bir bakayım. Dönecek, dönecek. Kadın kadına bugün bir resim patlatalım. Tamam. Hayırlı bol kazanç diliyorum. İnşallah. İşlerinizde inşallah. Oo, hadi değdi. Başarılı olmanızı dilerim. Daha fazla insan çalıştırmanızı aynen dilerim. Hepimiz için, Türkiye için çok lazım. Esnaf önemli. Ben 3 sene esnaf gezdim. Hiç bu dükkanların içinde bir başka partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Çok da şey öğrendim. Çünkü ekonominin bel kemiği sizsiniz. Evet. Şimdi şunu üreten siz satmasanız, siz olmasanız evet, ne kim olacak? Onca işçi işsiz. Evet. Dolayısıyla ne belediye olur, hiç kimse olmaz. İşte, dolayısıyla ben çok önem veriyorum esnafa. DF köklü bir sistemin içinden geldiğim için. Yani Doğru Yol Partisi'ne başladım ben politikaya. Öyleydi. Esnaf ağırlıklı bir yapıydı. Ben onu canlandırmaya çalıştım 3 sene boyunca. Hakkari'de Edirne'ye kadar. Buralara da geldim, gittim. Ama bugün seçim. Şimdi artık partimi övmek durumundayım. Arkadaşım o istemek durumundayım. Biz başkanım 2 sene çalıştık. Diyorsun ki niye bu kadar çeneni yordun? Başkanım 2 sene çalıştık biliyoruz. Şu anda kaldırım maldırım yani eskiyle böyle biz yıllardır buradayız. Anladım. Evet, işte oylarınıza talibiz. İnşallah başkanım. Ayağınıza sağlık. Hayırlı çok teşekkür ederim. Hayırlı çok sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. O istiyoruz. İnşallah. Ay canım benim ya. Bana geçiyor. Seviyoruz sizi. Bana geçiyor. Sağ ol. Hayırlı işler. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Merhaba kardeşim. Hay vallahi. Canım benim. Müşteri var mı? Fazla başkanım. Oruç niyetli diye herkes. Evet. O isime geldik. Seçim var. Burada mı kullanıyorsunuz oylarınızı? Ben Hataylı. Burada Hatay'da çalışıyorum aynen. Hatay'da mı kullanacağım? Aynen benim? Hatay'da kullanıyorum. Orada da oyunu istiyorum. Siz? Hepimiz de başkanım. Biz de aynı. Hepiniz Hataylı mısınız? Aynen. Aynen.
O zaman orada çok harika bir aday gösterdik sizin hemşeriniz. Tabii başkanım. İnşallah. Yani o istiyor. Allah'ın izniyle inşallah. Gideceğiz. Tamam. Başkanım. Tamam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Sayın başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın. İyisiniz. Milletvekilim sağ olun. İyiyim. Sağ çok olun. Teşekkür ben ediyorum. İyi Parti örgütüyle geçmişte çalıştım. Milletvekili hakkının ürünüyüm. Biliyorum. Bunları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Evet, evet. Biz tabanda beraberiz bunlarla. 2023 seçimlerinde evet, biliyorum. Yani, evet. Desteğiniz için teşekkür evet, ediyoruz. İyi Parti'nin burada vekili var. Buna inanın. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Bir de belediyesi olsa ben hoş de sevinirim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Baskın basanındır yaptık evet, sanki. Evet, doğrudur. Evet, hayırlı bol kazanç oğlum. Sağ olun, teşekkürler. İşte malum seçim. Başkanımızı eskiden beri tanıyoruz. Evet. Daha önceki dönemde de memnunduk. İyi. İnşallah bu seçimde de kazandıracağınızı. Kazandıracağınızı. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bol kazanç. Teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Merhaba, hoş geldiniz. Malum seçim. Bütün siyasi partiler geliyor o istemek üzere. Biz de öyle geldik. Mehmet Bey'e o istemek üzere buradayız. İnşallah. Zaten şahs şeyimiz de var, tanışıklığımız da var. Evet. Hakkımız hayırlısı olsun inşallah. Amin inşallah. Allah kandırmasın inşallah. Hiçbirimizi. Hepimiz için de hayırlısı olsun amin. İnşallah. Hakkımız hayırlısı olsun sağ inşallah. Olun. Çok hayırlı teşekkür ederim. Işler, sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Hattan beri kaç şey sattınız? Sifta yapmadınız mı? Nasıl geçinir ki? Esma gel bakayım biz ilk sifta yapalım. Hemen efendim. Yine sizden gelmediniz. Şimdi ben ona bir şey almış mıydık? Hiç almadık. Ben şimdi onu alıyoruz. Tamam. O zaman tamam. Seçsin kendisi. Bir şey seç. Bu şimdi bunun oyla ilgisi yok. Bu ben emekli yani derler ya emekli parası evet, ekstra evet. iyidir. Tamam mı? Evet. Emekli maaşımdan alıyorum. Tamam. Buradan sifte yapıyoruz. Bu arkadaşımıza hediye alıyoruz. Ama bu bunun dışında bir şey. Buraya o istiyor. Tanışıyorsunuz tanışıyoruz, zaten. Tanışıyoruz. Peki. Peki. Sağ olun. Hayırlı bol kazanç. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhaba bulduk. Kardeşim. Ah pardon. Hoş bulduk. Hayırlı bol kazanç. Malum seçim. Bütün siyasi partiler gibi o istemeye geldik yerel seçimde. Dolayısıyla oylarınıza talibiz. Ben bizim arkadaşları bir de tembih ediyorum. Mutlaka alışveriş yapın gezerken diye. Hani önünüzü kapatıyor zaten. Bari bir de fırsattan istifade et. Birazcık şeyiniz olsun, müşteri olsun. Bütün dükkanlar için söylüyorum. Durumumuz nedir sizde? Yani oyumuz başkanımızı. Yolumuz onun. Allah razı olsun. Onunla beraberiz işte. Allah razı olsun. Sende de durum aynı mı? Evet, aynı durumdayız. Çok teşekkür ederim. Ay sağ ol. Allah razı olsun. Şöyle bir fotoğrafımı çekin bizim ya. Gel şöyle yanıma. Tamam. Çekil. Siz de görünün ama. Kaybolma oğlum. Gel. Şöyle araya gelir misiniz şöyle? Ha, gel araya. Ha. Başkanım. Ne kadar güzel bir görüntü ya. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne kadar hoş bir butik bu. Ya teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Siz de öylesiniz. Çok hoşsunuz. Çok hayırlı bol kazanç, iyi işler. Şimdi malum yani seçim geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de o istemek üzere geldik. Önce işlerinizi sorayım. Durum ne? Şimdi yeni sezonu açmışsınız. Evet, açtık. Sabahtan beri kaç mamur sattınız? Yani şimdi Ramazan dolayısıyla Ramazan günler olduğu için tabii biraz bir sakinlik var. Hani genel olarak sokakta sakinlik var. Ama hani genel olarak hani eski bir seçme. De üst, anladığım kadarı şöyle hitap. Biraz evet. O yüzden hani Allah'a şükür diyelim. Evet, işi götürüyor. Evet. Siz işletiyorsunuz değil mi? Evet, ben işletiyorum. 21 yıl oldu. Kaç yaşında başladın kızım sen? 21 yaşında başladım. Oo, maşallah. Yok, daha 21 gibi duruyorsun ya. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Maşallah. O istemeye geldik. Yani biz zaten Mehmet Başkan'ı çok eskiden tanıyoruz. Şehrimizi daha önceden temsil etti. Kendisi ve ailesi gerçekten çok saygıdeğer insanlar. Çok, biz çok destekliyoruz. Çok sağ olun. Yani, yani evet, biz hani gönülden de destekliyoruz. İnşallah hani yanınızdayız. Siz de böyle. Hani sonuçta hemşiriz. Yani o yüzden sizi her zaman destekliyoruz. Sağ olun. İnşallah hani hakkınızda hayırlısı olsun.
İnşallah. Sağ olun. Şehrimiz çok için en güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Biz isteriz ki, evet başkan inşallah olur yani. İnşallah. Tamam. Çok. Oy versene. Ben eski Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'ydi başkanım. Onun en köklü adamlarından bir derse ben alışıyorum. Evet. Şimdi her şey bitecek, seçim bitecek. Ama bu milletin devletine olan güveninin azalmasını nasıl düzelteceğiz? Düzce'de bir üniversitemiz var. Üniversitede ben orada gençlerle her gün temastayım. Bu gençlerin bu devlete güveni her geçen gün bir merhale daha azalıyor. Biz bunu ancak biz tesis edebiliriz, siz tesis edebiliriz. Nasıl tesis edeceğiz? Gençliğe bu konuda mesajlarınızı bekliyoruz. Sağ olun başkanım. Merhabalar. Merhaba başkanım. Hem cinslerinizle alakalı, tüm mahallelerle alakalı şöyle bir konu var tüm Türkiye'de. Son 4-5 seneden beri başta benim eşim olmak üzere mahalleler emekli edilmiyor. Benim eşimin 94 raporu var. 94 raporu olmasına rağmen yüksek sağlık kurulları bu raporları düşürüyorlar. Ve şu an ben mahkemedeyim. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Mahalleler emekli olamıyor. Bunu dile getirin lütfen. Olur. Bak lütfen dile getirin. Sadece benim eşim değil ve herkese yapılan bir şey bu muamele. Bak tüm engelli raporları yüksek olmasına rağmen bunlar yüksek sağlık kurulunda düşürülüyor. İki satır yazıyla emeklilikler reddediliyor. Ben hukuk savaşı veriyorum. Yıllardan beri hukuk savaşı veriyorum. Cumhurbaşkanıma mektup yazdım, bakana mektup yazdım, cevap yok. Yani bildiğiniz gibi değil yani. Yani İstanbul'da kalp ameliyatı oldu, Kocaeli Üniversitesi'nde dalağı alındı, burada bağırsağı alındı. 4 tane çeşitli ameliyatı var, her tarafından kesik anamı. 94 raporu var. İnanır mısınız bu raporu 60 puanın altında bırakıp yeterli prim olmasına rağmen emekli edilmiyor. Bunu bildireyim. Tamam. Hatta daha öncesinde de ben size ulaşmaya çalıştım. Şimdi milletvekili arkadaşımız evet. Aynı zamanda hukukçu, Afyon milletvekilimiz, evet. Hukukçu. Evet. Şimdi bir bakalım ona yani anlatsın size. Bütün mahallelerin sorunudur bu. Benim başta eşim olmak üzere. İsmim Recep Korkmaz. Asıl iletişim bilgilerini alın. Tamam. Ben size tamam. Yani çok da iyi bir hukukçudur. Ben de ne yapabileceğimize tamam. Bakacağız. Tamam. Gülçemize hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun hepiniz için. Şansınız teşekkür olsun. Bakın ya. Sizinleyiz. Çok bunu teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi seviyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. İşler nasıl? Elhamdülillah çok güzel başkanım. Mehmet başkan o istiyor. İnşallah. İnşallah vereceğiz. İnşallah vereceğiz. Peki sağ olasınız. Sağ olun, hayırlı bol kazanç. Gütleriyle bu şekilde karşılaşacağız. Bunları siz okur musunuz? Ve bunları artık Türkiye'de yetti yani canımıza takdir. Su faturaları çok yüksek geliyor. Şu şekildeki su faturasındaki adamlar su faturasını yazmadan aciz. Bir de şuraya bak düşüren notları görüyor musunuz? Köpek olduğu için sayacınız okunamadı. Endeksi belediyeye bildiriniz. Ve gene okunamamış. Ana bu ne ya? Evet. Köpek olduğu için sayacınız okunamadı. Evet. Köpek olduğu için sayacınız tamam, okunamadı. Bir tanesinde sayacı alınmış. Şimdi bir tanesinin tutarı 238 lira. Bir tanesinin tutarı bir saniye. Bu ne ya? 2838. Bu ne? Evet doğrudur. Doğrudur. Fiyatta şey değil ama yalnız bir sayacı da alınmış. Düşünebiliyor musunuz? Sayaç yok adamın elinde. Kendisi abim olur. Bir tanesi benim faturam, bir tanesi de babamın faturası. Şimdi bendeki bizdeki sıkıntı şu şekilde. Tabela dikiyorlar, sokak tabelası dikiliyor. Sokak açılmıyor. Bu tabelayı dikmeden önce ne yapması lazım? Altyapısını yapması lazım. Bana kanalizasyonu getirmesi lazım ki benden şu şeyleri alması lazım, paraları alması lazım. Ama maalesef 22-23 seneden beri şakır 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 sağıyorlar. Buna bir resmi yeter ya. Alabilir miyiz biz? Tabii ki alabilirsiniz. Kullanalım biz bunları. Tabii ki alabilirsiniz. Ya adınıza. Ya böyle ya şimdi şöyle de benim derdim siz. Biz yani, bu şekilde yani derdim benim yani, siz. 3 sene biliyorsunuz sokak sokak dolaştım adınıza. Evet. Tamam. Yani her yerde söylüyorum ama dikkat çekeriz buraya. İsminiz ne? Mahmut. Mahmut Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ama çok ya hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz karşılaştık.